Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bilkent'i gezeceğiz. Yanımızda Zehra İyigün var. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği de okuyor. Hoş geldin Zehra. Merhaba. Ve Berkay var. Berkay'ı zaten biliyorsunuz. Berkay da nerede okuyor? Ben de Bilkent'te okuyorum. O da Bilkent Bilgisayar Mühendisliği. Geldi. O şekilde sizlerle beraber Bilkent'in bütün bölümlerini, takılacağınız yerleri göstereceğiz. Yani bu bizim Bilkent'te ilk ve son günümüz olacak. Bu serimizin ismi de motivasyon vlogu olacak. Yani siz Bilkent'teymişsiniz gibi çekeceğiz. O yüzden hemen başlayalım. Arkadaşlar burası Bilkay'mış. Burada kahvaltı yaptık biz. Oraları çok çekmedik. Aslında çektik mi? Afet mimarlık bölümünün olduğu bina. Evet, benim ablamın söylediğine göre bu kolonlar hiçbir işe yaramıyormuş. Yani sadece görsellik açısından. Birazdan Mustafa geliş açıdan her çeken çok güzel gözüküyor cidden. Bu şekilde. Evet, arkadaşlar burası da mimarlığın içi. Az önce dışında olduğumuz binanın. Burası spor salonu. Alt kattan giriş yapılıyor. Şurada da bir tane daha yemek yeri var. Ama çok önemli olmadı. Onları sonra gösteririz. Oraya girebiliriz istersen. Arkadaşlar burası da güzel sanatlarmış. Ve Starbucks da var. Zoomluyorum. Kampüsün içinde galiba işte Starbucks vardı. 3 tane mi var? Olabilir, İşte arkadaşlar kampüsünüzde ne kadar Starbucks varsa bütün o kadar büyük kampüsünüz. 5 tane toplamda ama okulun içinde 3 tane olması lazım. Bizim okulda bir tane. İşte kıyaslamayı yapın. Bu kafe break'in önünde de sağlık merkezi var. Orası yine işte Bilkentliler ücretsiz korona testi. Veya normal göz bakımı vesaire oluyor. Arkadaşlar Bilkent'te her şeyle uğraşan biri olduğunu ve okulun çok iyi yönetildiğini görüyoruz yani. Her şeyine özenmişler. Yaprakları bile toplamışlar yani. Bilkent'te falan bildiğim kadarıyla Bilkent'te. Ama hiç bilmiyorum yani. Ondan bilmediğim için. Cidden inanılmaz. Ne kadar tatlı. Arkadaşlar burası da fen fakültesiymiş. Buradan fizik dersleri, kimya. Aynen fizik, kimya. Başka bir şey var mı? Biyoloji. fenleri sayıyor böyle. Yani bu binada fizik işlesem zaten azmim artar yani. Gerçekten bayağı iyi. Arkadaşlar Bilkent'te ilk ve son günümüzde Bilkent'e aşık olduk. İnşallah son günümüz olmaz. Aynen biz de YKS'ye hazırlanacağız. Ama gerçekten bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Zehra? Meyfes'e. Çok yakınıma geliyor. Meyfes'e gidiyoruz. Ama Zehra kamerayla VS atıyor. Çok iyi lan. Arkadaşlar şimdi de Meyfes'teyiz. Burası bayağı iyi. Yani bizim Çimanfi'nin iki katı. Ve burada Çimanfi gibi 10 tane şey var. Gerçekten çok iyi. Bir de şey soracağım Zehra, burada otostop kültürü var mı? Mesela ODTÜ'de var. Evet. Şöyle ben hiç yapmadım ama aldım yani otostopçu. O yüzden bence vardır. Ya yani çok eskisi kadar sık değilmiş. Ama bir kültür yok gibi. Yani alıyorlar ama. O kadar kesin söyleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar şu an buradayız. Zehra bu binaya hiç geldin mi daha önceden? Benim yani derslerim çoğu burada. Burada işte İngilizce dersi var, Almanca dersi var. Matematik dersi var, biyoloji dersi var yani. Ne istersen var burada. Ha daha bitti herhalde. Evet, en sonuna. G binasına gezdik arkadaşlar. Arkadaşlar topluluk etkinlikleri ya da Bilkent'te olan etkinlikleri size gösteriyoruz. İnşallah ders çıktıktan sonra buralarda siz bunları siz düzenleyeceksiniz. Kampüs Berekçi Bostoy. Bu en son çıkarım acaba? Bilmiyorum ki.
Şurada bir tane daha çarpı kayıp var. Aynısı mı? Değil. Bilkent'te toplu olduğundan daha fazla arkadaşın olduğunu bilmek nasıl bir his? Doğru bilgi lan bu. Onun yüzüncü lan. Arkadaşlar bizim sınıf 34 kişiydi. 34 kişinin 8 kişisi bilgisayar mühendisliğinde. Toplamda 12 kişi Bilkent'e gitti. Düşün bunu. Tamam, evet. O yüzden Bilkent bulabiliriz. Burası B binası. Burada hem hukuk fakülteleri var. Yani hem hukuk fakültesi hem de bilgisayar laboratuvarları var. O yüzden birlikte ders görüyoruz. Benim de derslerim var. Oha çok ters değil mi? Niye bilgisayarla hukuk bir arada? Öyle. Keşke topla da öyle olsa Berkay. Bizim sınıf çok daha güzel ya. Ya ben bunları hiç... En saçma şey ben de hiç sevmiyorum bu sandalyeyi. Oğlum ama sınıf çok güzelmiş. Bence de bayağı güzel bu arada. Bir de amfi gibi yanmışlar. Küçük amfi. Evet. Berkay şimdi. Top'daki bilgisayarlar mı? Bilkent'teki mi? Top'da bizim kullanamadığımız Mac'ler var ama. Doğru aslında. Zera hiç burada kod yazdın mı? Evet. Bizim laplarımız burada oluyor. Siz kendi laptopunuza yapmıyor musunuz? Bak şu an videoda şaşırdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bilkent gezimiz devam ediyor. Şu an Alara ve Oya'yı bekliyoruz. Sonra Oya zaten iç mimarlık okuyor. Alara da endüstri okuyor. Bilgisayar okuyan da yanımıza. Bayağı bütün bölümleri toplayıp temsilcilik şeklinde gezmeye devam edeceğiz. Sen ne soru sor? Evet, şimdi Zehra ile röportaj yapacağız. Evet. Zehra, Bilkent'te memnun musun? Memnun. Tek kelimeyle. Tamam. Tek kelimeyle, evet. Zehra, artık memnun. Dersler zor olmasını geç. Sana bir şey katıyor mu? Öğreniyor katıyor, musun? Katıyor, evet. Ya şöyle, bizim bölüm derslerim zaten mesela daha birinci sınıf falan olduğum için bir tane bölüm dersim var. Ama mesela üstüne İngilizce, şey, Almanca şey falan filan bir sürü ek ders alıyorum ben. Yani Almanca mesela almama gerek yoktu, ben seçme ders istediğim için aldım. İlk sınıfta seçmeli ders alabiliyor musun? Evet. Ya şöyle İngilizce 101'i geçersen alabiliyorsun. Aa, ara ara. Ya, aynı üniversitedeyiz. Evet, çok görüşemiyoruz. Ben farklı üniversitedeyim. Kökü tutman lazım. Sallanıyor. Yani bu acaba şu şekli çizen mi bir tane var ya, böyle garip bir şeyler yapıyor. Evet. Bu şekli çizmiyor. Hayır be. Bu denge bilmem ne bir şey. Bir de hızlı sabahıymış. Bunların hepsini koyacağım bu arada. Ders çalışma ve film izleme odaları. Nasıldı? Ne yaptınız? Dedikodu mu yaptın değil mi? Dedikodu yaptık. Yatay geçiş işlemleri için kapattık.
Başvuru nasıl yapılıyor? Tamam. Biz de senin dedikodunu yaptık, o yüzden ödeştik. Evet arkadaşlar, şu an mühendislik fakültesindeyiz. Yanımızda iki Bilkentli, iki Toplu var. Bu kadar. Sen öyle mi? Tamam. Şurası A binası. Şurası U binası. U binasında işte Gazete Bilkent, bizim Student Union, işte Yes Bilkent gibi kulüplerin falan filan ofisleri, odaları var. Böyle çalışma yapıyorlar. Böyle güzel bir bina. En çok oradayım. Bize belirten video. E'ye doğru gidiyoruz. E. Aa, cidden E'ye yazıyor lan. Evet arkadaşlar, o kadar gezdik. Zehra bize okulu tanıttı. Zehra, Alara, Başak, Oya. Ama şimdi Zehra'ya... Evet, sadece Zehra kaldı. Ve onun okul hakkındaki görüşlerini, hani eğitimi, ortamı, toplulukları, sosyal açıdan nasıl falan, özet şeklinde kendi görüşlerini söyleyecek Zehra. Evet. Yani ben genel olarak Bilkent'ten memnunum şu anda. Yazdığım için, okuyor olduğum için. Çünkü birazcık daha şey, hani fırsatları fazla olan bir okul, topluluk bakımından dersiniz, işte kampüsün güzelliği falan, zaten Mustafa sürekli dolaşıyor etrafında. Ben yatay geçiş işlemlerini başlattım. Evet. Ama işte şey, birazcık daha şöyle bir mantık var mesela, işte Bilkent birazcık daha işte böyle akademik anlamda sizi daha fazla şey yapıyor, donanımlatıyor bize. Ama arım var. Ben korkarım ondan kanka. Tam buraları kesersin. Kesmedi. Aynen, o kadar. Yani başka, yani okumak isterseniz bence öneririm. Evet. Benim. Mustafa, peki, Bilkent öneriyor musun? Ben Bilkent kesinlikle öneriyorum. Ama zorluğunu da anlattılar. Şimdi az önce Başak'la konuştuk. O elektronik mühendisliği okuyor ve çok ağladı. Sonra Alara çok ağladı. Yani genel çok o zorluğu insanları bir bayağı zorluyor. Ama düşünüyorum, ben de topta ağlıyorum yani. Herkes ağlıyor. Üniversite okumanın yanında bir ağlamak geliyor zaten. Ama ağlarken topluluk, mesela sinema topluluğunun etkinliğine gidip ağlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela açıdan bayağı iyi. Toplulukları bence topdan daha iyi bu arada. Daha aktif olarak daha gördüm. Daha aktif, evet. Biz bir de kıyaslıyoruz ya, o yüzden çok daha iyi oluyor. Biz farklı bir üniversiteyi de gördük. Evet. Hani bütün üniversiteyi göremiyoruz ama Bilkent bayağı iyiymiş. Tamam. Aynen. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de. Güzel. Editi çok uzun sürüyor. Videoların hepsini yan yan koysan. Bakayım. Kaç dakika oluyor biliyor musun? 25 dakika oluyor.